ortalama 100 ila 150 bin saç olur. 10 santim mesela uzun bir saç. Hı-hı. Bir kişide 10 santim bir saç. 1 kilo ağır gelebilir. Mesela herkesin problemi aslında değil mi? Yani saç problemi hani illaki özellikle bayanlarda çok fazla. Hani boyadan dolayı sevgili seyirciler yıpranmalar oluyor. Boyama, değil mi? Kırıklar oluyor boyadan kırılmaya dolayı. Kırılmaya sebep olur. Zayıflar, çatallaşır. Evet, boyatmak evet. iyi değil. Doğal olması daha iyi. Sık sık boyatmak saçların zamanla dökülmesine, serilmesine sebep olur, kurumasına sebep olur. Evet. Bakım iyi değil yani. Hocam doğal. Ne yapalım bizler de sürekli seyircilerimize hoş görünelim diye, güzel görünelim, bakımlı görünelim diye biz de bunlara katlanıyoruz. Yıpranmalara katlanıyoruz. Bende de çok fazla böyle çatallaşma evet. ve yıpranma ve seyreklik de başladı. Saçı besleyen saç dibindeki hücreler 4 haftada bir yenilenir. Eğer bu yenilenme süreci bazı beslenme anormalliklerinden dolayı hızlanırsa kepeklenme ortaya çıkar. Kepek ne demek? Eski hücrelerin birbiriyle yapışması. Bu zamanla kuruduğu için kişi kaşınırsa, iltihaplanır, mantar bulaşır. Deri değil mi hocam? Hastalık. Saç derisinde şey oluyor. Evet. Bir de çok fazla kaynar suyla yıkanmak, çok fazla böyle sıcak suyla yıkandığımız zaman da hani saçlarımızı sıcak suyla. Onda da deri kavlaması oluyor. Aslında bu şey değil değil mi? Kepek değil de deri sorunları çıkartıyor. Tahriş oluyor, tahrip olur, kurur. Tabii. Kişi saçı kuruyan, tahriş olan, tahrip olan saçları, saç tiplerini kaşırsa yara olur. Mantar yerleşir, bakteri yerleşir, daha da ağırlaşır. Bu gibi durumlarda en iyi şampuan aloe vera şampuanları. Aloe vera şampuanı saçı besler. Aloe vera şampuanı saçı besler, aloe vera jeli bağırsaklarını besler. Bağırsakları temizler, arıtır. Burada aloe vera jelini kişi kullandığı zaman bağırsaklar temizlenirse bağırsaklardan toksik madde akışı azalır. Azalırsa karaciğer rahatlar. Karaciğer rahatladığı zaman kişide vitamin, mineral, enzim yetersizliği diye problem olmaz. Beslenen saç tipindeki hücreler saçı besler. Problem olmaz. Fakat bağırsaklarda problem varsa saçta da problem olur. Yani bütün problem bağırsakla ilgili. Yani saçlarında sürekli kepek oluşan ya da böyle minik böyle beyaz şeyler oluyor hocam. Kepek. Deri kepek değil aslında ama kepeğin biraz daha büyük diyelim. Hani bunda o zaman şey mi oluyor? Bağırsaklarda mı problem olmuş oluyor? Tahriş oluyor, tahrip oluyor, kuruyor, beslenemiyor. Saç tiplerindeki hücreleri beslenemezse saç da beslenemez. Saçı besleyen nedir? Kılı tüyü besleyen nedir? Kan. Kanın içerisinde yeterince vitamin, mineral, enzim olmazsa, karaciğerden gelmezse beslenme yetersizliği bir de artı. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Saçlarımızda sevgili seyirciler sürekli kepek varsa kepeğin birazcık daha büyüğü yani. Bunlar mevcutsa sürekli bağırsaklarımızda bir problem var demektir. Değil mi hocam? Böyle evet. diyebilir miyiz? Tabii tabii. Bu gibi durumlarda özel formüllerimiz var. Mesela tahriş olan saçlar için, kuruyan, evet. tahriş olan, iltihaplanan saçlar için yarım litre suya, kaynar suya, 150 gramat kuyruğu otu, bu gördüğümüz ot. Şu, evet. değil mi hocam? 150 gram at kuyruğu otu, evet. 15 gram kekik. Karıştırılır, demlenir. 15 gram kekik. 15, kekikten az, kekik çok sert. 100 gram at kuyruğu otu, 500 mililitre kaynar su da kaynatılır, demlenir. Demlendikten sonra, bu dem soğuduktan sonra tabii sıcak sıcak değil. Bununla saçlar masaj yapılır, yıkanırsa şampuansız, sabunsuz. At kuyruğu otu, kekik. At kuyruğu otu, kekik sevgili. Bu ikisinden oluşan bir karışımla çay hazırlıyoruz. Hazırlanan çayı süzdükten sonra saç diplerini masaj yapıyoruz, yıkıyoruz. Şampuan, sabun kullanmak yok. Hocam izleyicilerimiz belki merak ediyorlardır. Duştan önce mi, duştan sonra mı yani? Duştan sonra olursa tabii daha iyi. Yani kalır. Daha yumuşatıcı olur tabii. Gözenekleri temizler, arıtır. Saç dibindeki gözenekleri temizler, büzer. Buradan yani kepeklenmeyi önler, tahrişi önler, kurumayı daha önler. Daha tabii. Evet. Özellikle kurumayı önler, kurutmayı önler. Yani bu diplerde Burun, bazen. Saç diplerindeki kan dolaşımını artırır.
Çünkü silisik asit içerir. Gün içerisinde nasıl kullanmamız gerekiyor hocam? Ya da haftada diyelim. Haftada sabah akşam kere, yapılabilir. Eğer ağır bir durumsa. Kuru, kaşıntılı, tahriş olmuş saç derisi varsa günde sabah akşam yapılabilir. Problem değil. Sabah demler, bir sabah bir akşam. Boyalı saçlar, boyalı saçlara da uygulanabilir mi hocam bu karışım? Yani ben de yapabilir miyim? Oraya gelmedik. Şimdi izleyicilerimiz merak ediyordur. Şey değil yani hani normal saçı var, hiç boya sürdürmemiştir ama boyalı saça sahiptir. Ama yıpranmıştır yani benim gibi. Hani ben yapılabilir. Eğer saç tipleri kurumuşsa, saç derisi kurumuş, kaşıntılıysa, tahriş olmuşsa, tahrip olmuşsa yapılır. Efendim bu karışım boyalı saçlara da uygulanabilir. Uygulanabilir. Evet, buyurun. İkincisi kepek. Bazı insanların saç hücreleri hızlı geliştiği için birbiriyle yapışır eski hücreler. Evet. Kepek ortaya çıkar. Kişi kaşınırsa daha da iltihaplanır, daha kötü olur. Mantar yerleşir vesaire. Bu gibi durumlarda sirke, bildiğimiz elma sirkesi veya üzüm sirkesi, bir su bardağı sirkeye biberiye, şu başta gördüğümüz bitkinin bir dal veya az birkaç tane tutam diyelim, az bir biberiye. Şey. Biberiye. Evet, 10 gram, 15 gram biberiye. Bir bardak sirkeye katılır, yarım saat bekledikten sonra süzülür, masaj yapılır. Bir bardak sirkeye. Saçtaki kepeğe karşı. Eğer ki evde kişinin, bazı evlerde böyle, yani eterik yağ içerir. Bu mesela bunun içerisinde eterik yağlar var. Bu şekilde hazır biberiye yağı varsa evde. Bunun yağı değil mi hocam? Bunun yağı, evet, biberiye yağı varsa o zaman sirkeye direkt 15-20 damla damlatılır. Potuna gerek yok. Eğer eterik yağı varsa. Direkt sirkeye damlatılır. Bu eterik yağla saçlar masaj yapılır, yıkanır. Şampuan, sabun yok, kullanmamak gerekir. Duştan sonra veya saçı yıkadıktan sonra yapılırsa daha iyi. Hocam duştan sonra hani saçlarımız çok böyle sertleşiyor, taramada böyle bazen zorluk çekiyoruz. Onun hani o sertliği önlemek için böyle saç kremleri satılıyor biliyorsunuz. Tabii kimyasal içerikli, bunların içindeki maddeler hepsi kimyasal. Bunları kullanıyoruz. Hocam onları ben kendim kullanıyorum. Bir gün sonra ya da iki gün sonra benim saçlarımda felaket bir yağlanma oluyor. Yani bu kimyasal içerikli maddeler olmasından dolayı mı o kremlerin? Yumuşatsın diye biz sürüyoruz ama... Bağırsaktan kaynaklı. Öyle mi? Bağırsaklarında mı problem var? Bütün problem bağırsaktan kaynaklanıyor. Bütün problem insan vücudunda baştan tırnağa kadar herhangi bir rahatsızlık varsa bağırsakta problem var. Yani bir gün içerisinde yağlanan saç, evet, hücreler, o bünyede bağırsak. Gözenekler, yani ter bezleri, yağ bezleri var saç tiplerinde. Bunlar fazla yağ salgılıyor. Bunun sebebi de bağırsaklar. Vücut atmaya çalışıyor. Ona karşı da yağlı saçlar için de formülümüz var. 150 mililitre, yani bir bardak suya, kaynar suya, evet, bir yemek kaşığı yeşil çay. Bir yemek kaşığı. Bu yeşil çaydan bir yemek kaşığı, bir bardak kaynar suya. Yeşil çay, evet. Ve limon, yani demliyoruz yeşil çayı, bir yemek kaşığı yeşil çay, 150 mililitre kaynar suyla demliyoruz. Ve 50 mililitre aşağı yukarı 2 limon veya 1 limon da olabilir. Evet, sıkıyoruz. Karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra bununla saçlarımızı yıkıyoruz. Şampuan, sabun yok. Duştan sonra günde bir iki defa yapılırsa. Hocam içilebilir aslında. Hani nane limon der. O şekilde içilebilir. Çünkü o kadar güzel kokuyor ki. Şöyle koyalım. Evet. Yeşil çayla. Evet. Yağlı saçlar. Yağlı saçlar için. Bire birdir. Yeşil çay ve limon değil mi hocam? Yeşil karıştırıyoruz çay, kaynar limon suyla. Ondan kuru saçlar için, bazı insanların saçı kuru. Kuru saçlar içinse zeytinyağı, badem yağı, yoyoba yağı veyahut da şöyle hazır bizim bir yağımız var. Ozon yağı. Ozon yağı. Bir tatlı kaşığı, yarım tatlı kaşığı da olabilir. Mesela yatmadan önce kişi masaj yapar kuru saçlar. Saçlarını masaj yapar. Sabaha kadar sabah duş yapar. Veya sabahleyin mesela... Evet. İşe gitmeden önce az, çok az, bir çay kaşığı
mesela yıkamayacaksa. Yıkayacaksa bir tatlı kaşığı, yıkamayacaksa bir çay kaşığı. Avucuna süzgün sonra saçlarını masaj yaparsa saçları besler. Hocam tamamen saçlar. Bitkisel değil mi ozon yağımız? Tabii. İçerinde tabii. Hangi maddeler var bitkisel karışımlar? Kekik, biraz önce onu biberiye. Onu da hatırlatalım izleyenlerimize. Kekik var efendim, biberiye var. Ada çayı var. At kuyruğu otu, ısırgan otu. At kuyruğu otu, ısırgan tarçın, otu. 19 çeşit bitki var. Bunlar saçı besler. Yani içerinde tamamen bitkisel hocam. Evet tamamen doğal. Tamamen doğal. Veya kişi bunu yapamıyorsa kendisi zeytinyağı, badem yağı. Bu ne için hocam? Yağı. Saç kuru saçlar için. Kuru cansız, saç. Kuru, cılız saçlar için. Cılız saçlar için. Beslenemiyor. Evet. Badem yağı değil mi hocam? Tekrarlayalım. Badem yağı. Ozon yağı varsa, ozon yağı varsa gerek yok. Bunun içinde hepsi var zaten. Besleyici. Hocam internet sayfalarınızı ben tekrarlamak istiyorum izleyicilerimize. Çünkü bu ürünler hakkında bilgileri... Çünkü yoyoba yağını bu formül... www.gökçekaktar.com www.doğaltedavi.net internet adreslerinden hocamızın bu ürünleri hakkında tabii ki klinik araştırmalar sonucunda doğrulanmış, kanıtlanmış bilgiler ışığında bitkiler hakkında ve karışımları hakkında detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Buyurun hocam. Evet. Bazı insanların da saçları dalgalı olur, düzensiz. Evet. Bir türlü sağa dayamaz, sola dayamaz. Evet. Sert olur, dalgalı olur. Halk arasında şey derler hatta hocam hani sakar derler ya hani alnının özellikle sağ ve sol kısımlarında evet, vardır evet. Ya. Yani bir türlü şekil i̇natçı veremez. İnatçı saçlar için, inatçı. Bu gibi durumlarda Hamamelis. Hamamelis virginialis. Bitkinin ismi Hamamelis. Türkçe açılımı nedir hocam? Seyircilerimiz belki... Cadı fındığı. Cadı fındığı. Çok ilginç. Bitkinin cadı fındığı, evet. Yaprağı normal demlenir. Çay gibi demlenir. 10 böyle eterik yağ var. Oğlotu ekstraktı. Oğlotu ekstraktından 10 damla akhuş denen bir bitki var. Ondan da 10 damla damlatılır. Bununla saçlar masaj yapılır. Ovalanır. O bitkimiz... Getirmediniz herhalde. Hamamelis. Hamamelis. Onu unuttuk haftaya. Hamamelis tamam peki. Hamamelis. Fakat yani cadı fındığı. Saçta problem varsa yağlanma, kepeklenme, kuruma, kırılma vesaire. Bütün problemin kaynağı bağırsaklardır. Neden? Çünkü saçı besleyen kılcal damarlardan kan nereden geliyor? Kalpten. Kalbe nereden geliyor? Karaciğerden. Karaciğer neyle besleniyor? Bağırsaklardan gelen vitamin, mineral, enzim vesaire her şeyi karaciğer büyük bir laboratuvar gibi. Evet. Kana yavaş yavaş veriyor. Ama bağırsaklardan toksik madde de geliyor. Mantar varsa antibiyotik, kimyasal ilaç kullananın bağırsakları bozulur. Bozulursa ne olur? Bağırsakları toksik maddeyi arıtmak için karaciğer çok yoğun B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcıyor. Kişinin bağışıklık sistemi zayıflıyor. Ve arıtamadığı toksik maddeler nereye depolanırsa orada problem çıkar. Ama beyne depolanırsa kişide unutkanlık başlar. Yavaş yavaş unutmaya başlar her şeyi. Evet. Saç dipleri eğer ki hücreler beslenemiyorsa kepeklenme olur, kurum olur, yağlanma olur vesaire. Yani bütün problemlerin kaynağı bağırsaklar. Bağırsakları da neyi tedavi ediyoruz? İşte... Bu gördüğünüz aloe vera. Evet, geçen unutmuşsunuz hocam, unuttuğumuz saksı. Bu yeni bitki, evet. Evet. Biraz, bunu böyle kopartıyoruz değil mi hocam şöyle? Bunun dikenleri var. Biraz sert. İçinin yaprağın içi. İçindeki sıvı, jel dolu. Bu jelden evet, çok şöyle güzel. Şöyle gösterelim sevgili izleyenler. Bunlar tamamen doğal. Bu jelden özel bir içecek ürün üretiyoruz. Aloe vera jel diye. Bunun, hocam bundan mı? Bundan evet. Şey yapıyorsunuz. Bu jelde. Bu şöyle göstereyim. Klinik araştırmalarla etkisi ispat edilmiş. 2,5 milyon insan aloe vera kullanan insan üzerinde dünya çapında en büyük araştırma yapılmış. Bağırsaktaki mantarlara karşı etkili. Dolayısıyla sedef, ekseme, akne gibi rahatsızlara karşı etkili. Almanya'da İlaç Üreticileri Birliği ve İlaç Tüketicileri Birliği birlikte çok büyük bir araştırma yapmışlar dünya çapında. 2,5 milyon. Diyabet hastalığına,
bağırsakları temizleyici. Çünkü tamamen deri bitkisel. Bunun evet. Herhangi bir şey yok değil mi hocam? Başka bir karışımı yok değil mi bunun içerisinde? 19 çeşit başka bitki hayır, var. Hayır, hepsi bitkisel değil mi? Tabii. Doğal bitkilerle. Kimyasal madde yok. Harmanlanmış. Yani bugün dünyanın birçok ülkesinde aloe vera üretiliyor. Ama nasıl üretiyorlar? Aloe vera jelini, sadece jelini kullanıyorlar. Kazanlarda kaynatıyorlar. Kaynatıldığı zaman 22 çeşit amino asit içerir. Amino asitler bozulur. 15 çeşit vitamin içerir. B1, B2, B3, B6, B12 vitamini vesaire. Bunlar bozulur. Artı enzimler bozulur. Etkisi minimum seviye %100'den %20'ye düşer. Hı hı. İlk defa biz bunu doğal üretebildik. 19 yıl önce bununla ilgili. Klinik araştırmalar evet. Değil mi hocam? Biz üstüne basa basa. Tabii. 2,5 milyon. Hatırlatıyoruz, bilgilendiriyoruz sevgili seyirciler. Klinik araştırmalar sonucunda efendim doğrulanmış, ispatlanmış araştırmaları olan bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Tabii evet. Hocamın bir de kitabı var. Hocam onu da gösterelim. Bizleri yeni takip eden, yeni izleyen seyircilerimiz varsa şöyle gösterelim. İnternet sitelerinizde de var değil mi hocam? Üçüncü cildi. Bu kitapta da zaten bütün klinik araştırmalar sonucunda doğrulanmış bilgiler bu kitapta mevcut. Resimleriyle birlikte şöyle göstereyim. Evet. Hocam resimleri siz mi çektiniz? Evet. 7000 bitki fotoğrafı. Çok profesyonelce olmuş. Ben inceledim biraz okudum. Evet. Toplam 12 yıl hemen hemen yılın her haftası Frankfurt Üniversitesi'nin botanik bahçesi var. Çok büyük bir bahçe. Hocam siz de bu tür araştırmalar yapıyorsunuz değil mi? Tabii. Yani hem bitkiler üzerinde hem de şimdi şey değil yani bu çok güzel bir şey. Halkı doğru bilgilendirmek adına bunları siz bir kitapta toplamışsınız. Başka böyle bağlantıda olduğunuz ya da böyle yurt dışında hani bitki uzmanları falan bu tip araştırmalarınız var mı? Bitkiler üzerinde evet araştırma yapıyorsunuz tabii. Hani bu kitabın da devamı gelecek mi? İnşallah. Şimdi bir de bu saç zafiyetlerinin haricinde saç kıran diye bir olay var. Mesela benim yakınım pala bıyıklı bir insan böyle bıyıkları. Evet. Bir gün baktım bıyığının yarısı gitmiş. Saç kıran olmuş. Saç kıran. Saç kıran, sakal kıran, bıyık kıran. Dökülmüş. Adamcağızın bıyığının yarısı böyle dökülmüş. Yarı bıyık. Saç şey mi? Saç mı şey mi hocam? Dökülme mi yani? Saç kıran. Hani saç kıran. Bunda bıyığın yarısını yakalanmış. Tam burası böyle bıyık. Yarı evet, bıyık. Burası evet. Bembeyaz. Evet. Bu tabii ki doktor gitmiş. Aha. Doktorları ilaç kullanmış. Kimyasal ilaçlar. Fakat çare yok. Bana dedi ki ya hocam dedi çok zor durumdayım. Tıraş olmuş ama buna rağmen burası evet. Beyaz, bu tarafı normal. Yok mu bunun çözümü dedi. Tanıdıkları sarımsak sür demişler. Sarımsak süre kızartmış hep. Yarı olmuş. Buralara hep sarımsak izi şeyi. Dur kolay var dedik. Bağırsakları evet. Tedavi edildi mi? Evet. Geçer. O kendiliğinden geçer. Bağırsaklarla ilgili problem. Yani mantarlarla. Mikrop kapmış. Evet. Ve 2-3 ay içerisinde bir şey kalmadı. Yavaş yavaş düzeldi. Yani yarı bıyık, pala bıyık gitti, yarım bıyık kalmıştı. Zamanla düzeldi. Allah'tan da o beyefendinin saçında yani kafasında öyle bir problem olmadı. Çünkü düşünseniz hocam bir tarafı dökülüyor. Hani çok çirkin durur yani. Evet, İzmir'den böyle bir genç. İnsan kendini çok kötü hisseder. Bir tarafında saç var, bir tarafında yok kötü. Değil mi? İzmir'de bir genç liseli. Liseye gidiyor o zaman. Evet. 15-16 yaşında. Saçında tam 27 tane metal para büyüklüğünde böyle delik sanki böyle. Hocam özür dilerim zamanın nasıl geçtiğini ben anlamadım. O kadar keyifli konuşuyorsunuz ki ama süremizin sonuna geldik. Şöyle biraz genel olarak toparlarsak saç dökülmesi, saç kırığı, saç problemi yaşayan seyircilerimize tekrardan bir hatırlatalım. Neler önerirsiniz? Hangi bitki karışımlarını önerirsiniz? Saç kıran bu çocuk 17 yaşında yakalanmıştı. Evet. 17 tane böyle saçında para büyüklüğünde evet. Saç kırı. Biz ona iksir, aloe vera jel, özel bir çay verdik. Evet. Ürünleri 2 ay kullandı, etkisi yok dedi. 3 ay kullandı, evet. Etkisi yok. Sabret. Evet. 4 ay sonra fırça gibi saçı çıktı. Evet. 4 ay. Fırça gibi. Hocam çok güzel benzetmeleriniz. Evet, fırça gibi oldu. Bugünkü programımız, sohbetimiz çok güzel. Çok keyifli. Fırça gibi. Evet. Fırça gibi, evet. Fırça gibi saç oldu. Evet. Genel olarak ozon yağımız var, iksirimiz var. İksir, aloe vera jel ve özel bir çay. Evet. Kullandığı zaman
problem tamamen yavaş yavaş kurtuluş. Tamamdır hocam. Çok teşekkürler bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için. Efendim.